Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Sekteyi Zaman olarak bildiğimiz, bizim yaklaşık 5 aydır takipçimiz değil, dostumuz olan Ahmet Bey İzmir'den kalkıp ziyaretimize geldi. Hem de onu açtırmış olduğumuz bu güzel kızın yeni teslim olmak üzere. Şimdi gelmişken hem uzun uzun sohbetler ettik, hem de meşk edelim istedik. Şu an itibariyle ders niteliğinde olan paylaşımımızdan sizlerin de faydalanmasını istediğimiz için sizi de bu buluşmaya şahit etmek istedik. Ayaklarınıza sağlık Ahmet Bey. Sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz? Şükür siz iyisiniz. Çok şükür biz de iyiyiz. Sizinle daha iyiyiz. Motivasyonumuz artıyor. Keyfimiz yerinde. Eyvallah. Şimdi beraber DAS'tan başlayıp üst seslere kadar devam edelim beraber. Sonrasında da bu seslerle alakalı, isimleriyle alakalı birazcık yoklayacağım. Ne eksikse onu takviye etmeye çalışacağım. O zaman biraz tutuyalım. Şimdi sizi rast tutarken şunu söylemek istiyorum. Birçok arkadaşımızın iki kişi çalışabileceği ya da iki neyzen bir araya gelebileceği durumu, öyle bir şansı olmadığı için neyde en önemli durumlardan bir tanesi entonasyon, yani seslerin kendi içindeki uyumu ve yanımızdaki enstrümana uyum sağlamak için akortlu üflemek, akorda uymak. Şimdi benim rast sesimde, ilk çıkardığım rast sesiyle sizin duyurduğunuz rastın arasında küçük koma farkları olabilir. Onun için birbirimiz arasında bir akorda ihtiyacımız var. Şu an onu yapacağız. Şimdi benim rastım şu. Buyurun. Mesela benim size uyum sağlamam için birazcık başımı içe çevireceğim. Size eşitlemeye çalışacağım. Evet, siz bana göre biraz daha dik üflüyorsunuz. Onun için ben de bulunduğum frekansta boynumu dışa çevirerek biraz dikleşip sizinle şu an aynı frekansa geldim. İşte yanımızda başka bir ince sazın olduğunu düşünün. Kanun olur, gitar olur, ut olur. Aynı akortta olması gereken biziz. Esas olan ses bizim. Evet. Çünkü onlar akort cihazıyla sıfır akordu yaptığını düşünün. Bizim ortamdaki ortamın sıcaklığıyla alakalı, ringin ısınmasıyla alakalı o küçük yaklaşımları yapmak bizim üzerimize düşüyor. Yani neydi? Böyle bir durum var. Bu hassasiyeti arkadaşların görmesinde fayda var. Şimdi rast üfleyelim. Çok güzel. Rast hangi perdeye denk geliyordu? Hangi notadayız? Sol. Şu an rast sol. Perdelerin isimleri çok önemli bilmemiz. Çünkü düşünün ki size sol dediğim zaman bana hangi sol diyebilirsiniz? Yani test olan sol mu yoksa tiz olan sol mu? İşte o ikisini ayıran rast gerdaniye dediğim zaman tiz. Evet. Bunu bilmekte fayda var. Mesela bu yapacağımız ney dersi başlangıçlarında sizin bizi takip eden, bizden istifade eden birisi olarak beklentiniz ne mesela notalar konusunda? Biz nasıl ilerlemeliyiz sizce? Nasıl bir ihtiyaç var? Notalar konusunda? Do, re, mi, fa, sol. Biz şu an sol, rast perdesindeyiz. Benim sıkça, benim de üstadlarım, hocalarım ağız birliği yapmışız gibi aklın yolu bir olan durumda ton çalışalım dediğim en esas perde rast sesi. Bunu biraz daha doldurmaya çalışacağız şimdi. Güzel. Dügah'a geçtik.
Segah perdesindeyiz. Si Segah perdesinde. Evet, gördüğümü paylaşmak istiyorum. Segah açtığımız zaman şu üç parmağı kaldıralım. Benim mesela öğrendiğimde, yani böyle öğretiliyor hocam. Segah perdesi açtığım zaman bu alttaki üç perdeyi kaldırmamı söylüyordu. Yani segah üflerken şu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ama benim belki tembelliğim, belki alışkanlığım, ben segah perdesini hala böyle açıyorum. Siz mümkünse başlayın. Hepsini açın. Ama eğer böyle açıyorsak, bu şöyle bir durum vardır. Piyano eğitiminde derler ki tuşenin üstünde, avucumuzun içinde bir portakal varmışçasına gibi teknik anlatılır. Ama fazlasaya bakarsın hiç öyle değildir. Ya da işte herhangi bir lisede bir müzik öğretmeni o şekilde çalar tekniğe göre. Ama fazlasay nerede? Anlatabiliyor muyum? Çok da böyle kurallar, katı kurallar değil. Onun için ben mesela segah perdesini böyle açıyorum. Eğer böyle açıyorsak dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bu perdelerin üzerine asla parmaklarımız yakın olmayacak. Gölge düşmeyecek. Çünkü sesi. Evet. Ya, volümü etkiliyor, tonu etkiliyor. Bunun farkında olalım. Bir de mesela şu an şu parmağınızı görebilir miyim? Mesela iz var şu an. Bastırıyorum. Sıkmayacağız. Neyi sıkmayacağız? Yani bu benim çok uzun zaman sonra vazgeçebildiğim bir şey oldu. Hocam hep diyordu neyi sıkıyorsun, neyi sıkma. Ama o böyle bir hocanın yanında yani da yok. Olmakla alakalı, evet. Ama gerçekten hani buna dikkat ettiğiniz zaman ne böyle elinizde sadece hakimiyet kuracak kadar olması yeterli. Çok daha konforlu ve nefesin daha çok yakın zamanda yolculuk. Akalın hocayla sohbetini ettik. O da aynı şeyi söyledi. Yani gergin olunca nefes çıkmıyor diyor hoca. O da kulakları sınasın. Bir konserinde, yakın zamanda bir konserinde taksim ederken salonda gürültüye maruz kalmış. Gerilmiş üstad. Yani insanın nefesini etkiliyor o gerginlik. İşte bütün kasların gerginliğini sadece nefeste nefes veririz ya. Eyvallah. Onun için biraz daha dikkat edelim sıkmadan. Bu farkındalıkla. Bunlar zaman içerisinde çok oturacak şeyler ama benim görevim bu farkındalıkları paylaşmak. Şimdi bir daha rastla başlayıp segah kadar gelelim. Açık neva ve kapalı neva nedir diye merak eden arkadaşlara şunu söyleyeyim. Neva perdesi sadece neyde arka perde kapalı, bütün perdeler açık ama sadece neyi dengede tutabilmek için orta parmakları kullanıyoruz. Müzikal olarak ya da ses olarak hiçbir fonksiyonu yok. Burada esas olan ön perdeler açık, arkadaki perde kapalı. Elde ettiğimiz ses re, Türk müziğindeki karşılığı neva sesi. Bir de açık neva, kapalı neva farkı nedir? Tutuş pozisyonu olarak neva perdesi açık neva. Kapattık rast gibi. Kapattığımız zaman hani rast oluyordu, hani sol oluyordu. Evet ama nefesi bir tık daha şiddetlendirdiğimizde, yani sıcak nefes, ılık nefes, soğuk nefes diyoruz ya, sıcak nefes dem sesler, ılık ses şu an olduğumuz frekans, soğuk nefes üfleyip rast gibi bastığımızda kapalı neva oluyor. Ve beyin akordunu kontrol ederken de bunu kullanıyoruz. Şimdi bir açık neva, kapalı neva. Thank you.
ve benim size söylediğim sesleri dolaşırsanız. Dügah diyelim. Nebadan inelim. Böyle durumlarda nebadan inmekte fayda var. Evet. Güzel. Şimdi biraz. Tamam. Mi üflersek Hüseyin'i. Güzel. Fa. Şu acaba, evet. Ebiç olsun, fa diyez olsun. Güzel. Açalım, komple açalım. Alttaki. Güzel. Şimdi beraber fa'dan rasta kadar inelim. Ama uzun uzun ağdalı inelim. Açık neba. Şimdi ton çalışma kısmında şu an gelişim aşamasında neler var? Bir, dudak kasları gelişiyor. Yani bunu günlük hayatta bizim sazımız için en önemlisi. Bu çok önemli bir detay. Ve bugüne kadar ben gerçekten ne hocaların ne de kitaplarda, metot kitaplarında bunun üzerinde durulduğuna şahit olmadım. Baktığım zaman neyi nefes gerektiriyor? Nefes sazı. Ama o nefesi de aktaran fiziksel bir yapı var. O da dudak. Dolayısıyla bizim dudak kaslarımızı Ü şeklinde, Ü harfi oluşturacak şekilde oluşan çaptan çıkan nefesi içine doğru şekilde göndermekle mümkün. Klarnette dudak nefes aynı ama başka bir tarz var. Mesela onda yine kamış, kamış yine biliyorsunuz birçok enstrümanda kamışın eşlik ettiği bir tarafı var. Klarnette de o kamış düzeni var. Onda alt dudağı mesela şu şekilde bambaşka bir dudak pozisyonu var. Bizim kasları geliştirmemiz gereken klarnet gibi, yan flüt gibi değil. Yan flüt de tam bambaşka mesela. O da bu şekilde. Bizim sazımızda, bizim icramızda, bizim dudak kasımızı geliştirecek olan egzersizlerle daha hızlı yol almamız mümkün. Evet, ne üfleyerek 2 senede oturma ihtimali varken günlük hayatta yapabileceğiniz çok keyifli bir tarafı var. Mesela bol bol ıslık çalabilirsin. Yani günlük hayatta böyle den çok o kasların çalışmasını sağlayabiliriz. Gelişimi çok hızlı, gerilemesi de çok hızlı olan bir kas sistemi var mutlaka. Dolayısıyla bu farkındalık hepimizin için çok önemli. Dudak kaslarını geliştirmemizle alakalı. Ve siz de daha önce baktım, nefesin dışarı çıkma konusunda bir problem var mı? Sizin öyle bir probleminiz yok. Mesela bir ne var üfler misiniz? Nasıl teyit ettiğimi göstermek için. Evet, normalde birçoğumuzun üflerken şu tarafa nefesin yarısının geldiğine şahit oluruz. Ahmet Bey'de böyle bir problem yok. Onun için gayet volümlü bir ses geliyor. Şu an duyduğunuz ve samimiyetle söylüyorum. Yaklaşık 1-2 saattir ney üzerine konuşup ney üflüyoruz. Ses daha yeni oturdu. Volüm daha yeni geldi. Bence hep diyorum ya ney. Evet. Hani şimdi kanun çalan bir icracıyı düşünelim. Adamcağız 72 tane tel. İşte vurgularla birlikte yarım saat. İşte kemancısı öyle vurgularla falan. Ne? Selamünaleyküm. Hadi artık çalalım. Değil. İşte bizim de var. Biz nasıl akort ediyoruz? Üfleyerek, ısıtarak, kamışı nemlendirerek. Onun için hani böyle birçoğumuz için bu bir handikap gibi. Yarım saat böyle flüt gibi çıkıyor ses. Flüt gibi. Ya bir müsaade edersen ne hazırlanıyor şu an yani. Hani yarım saat sonra ilk duyduğun sesten çok daha şık, çok daha böyle nitelikli bir ses yakalayacağız yani. Onun için hani neyde sabır. Bu mesela en büyük örnek. Ben şu an duyduğum neba sesinden memnunum mesela sizden gelen. Evet. Çünkü neyde ne şu an hazır üflemeye.
sizin de nefesiniz açıldı. Bu şekilde Neva'ya devam edelim, Rast'a doğru inelim. Şimdi sizin Segahat'ta kalmanızı isteyeceğim. Bu ton çalışma konusundaki ısrarım ama evde düşünün ki diyorum ki bir saat Segahat üfleyip ton çalışacağınızı düşünün. Biraz şizofrenik bir durum yani. Hani bu. Evet. Şöyle. Falan. İşte diyorum ki bunu keyifli hale getirmek için Segahat makamını açıyorum. Evet. Segahat makamında bir peşte, bir saz eseri, sözlü bir eser. Hiç fark etmez. Sadece akordunun C akord, 4 ses, kız neyi olmasını keşfedebiliyorsak ya da bir ses süpürdeyse, süpürdüğünüz varsa süpürdeyle. İşte bunu şimdi ilk defa sizin sayenizde somut olarak örnekleyebileceğim. Düşünün ki ben Segahat 5'te üflüyorum. Siz de ton çalışıyorsunuz. Bir ses de yok. Evet. Bu şekilde hem tavır üslup konusunda hafızayı doldurmuş oluyoruz. Hem bir taşla beş kuş diyorum ben. Hem dudak kası gelişimi, hem diyafram gelişimi derken hepsi bir arada faydalı bir